Evet burada Kars'ın en güzel peyniri de burada. Kaşarı da burada. Pestili burada. Başka neyimiz var? Bekmezimiz, balığımız. Gaz. Çek, onları da çek babam. Evet, Kars'ı da böylece ayağımıza getirmiş olmaktayız. Var mı kazımız? Var. Kurutulmuş kazım var değil mi? Tabii. Sen şimdi kaça vereceksin kazı? 130. He? 130. Çok 130 ya. He? 100 lira. 80 lira veririm. Vallahi 100 lira. Yok 80 lira. Başka çalışmaz. Abi 80 lira abi, 80 lira. Başka yok abi, çalışmaz. Efendim abi, geldi mi? Çalsın, bırak çalsın, dursun. Evet, burada Kars'ın en güzel yiyecek varlıklardan yine önümüze gelmiş. Getirene de teşekkür ediyoruz. Burada tabii komşularımız, her tek peynirimizi tadacağız. Balımızı alacağız. Kaşarımızı da alıp akşam da evimize gideceğiz. Kazımız da var. 80 lira almaya çalışıyoruz ama 130 liradan tutturmuş. Pazarlık yapacağız, daha sonra bakacağız kazada. Kaz almaya çalışacağız. Buyur gidelim hadi. Hacıveli Köyü ve benim de çocukluk arkadaşım, okul arkadaşım ve aynı zamanda benim yeğenim Aslan Bey'le de birlikteyiz. Aslan Bey'le duygularını burada almak istiyorum. Aslan Bey, buyurun. Merhabalar. İlk önce sizi de aramızda ben gördüğümüzden de bir öpeyim önce seni. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Sağ olasınız. Başta başkanımız olmak üzere dernek yönetimleri, dernektekiler ve siz değerli kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın katkılarıyla köylerimize böyle bir gün tertip ediyorsunuz. Birlik, beraberlik, kardeşlik duyguları bir araya gelmesi güzel bir şey. Tabii buradaki katkılarınız, emekleriniz çok fazla. Bunu inkar etmemek lazım. Gerek kendi adıma, gerek eşimin, dostumun, çocuklarımın, köylülerimin adına hepinize gerçekten canı gönülden teşekkür ediyorum. Devamlarını bekliyoruz. Bu tür olayların. Sen duygulusun. Sen bu konulara daha özverilisin. Benim bildiğim kadar Hacı Ali Köyü'nün yetiştiği ender kişilerden bir tanesi. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Duyguların tabii ki daha önemlidir. En önemli sistemlerden bir tanesi her sene bu sistemin uygulanabilmesi. Tabii ki çoğu izleyicilerin, dinleyicilerin, çoğusu da biraz daha öne alabilmeleri. Haziran'da falan bu programı ya mutlaka size. Şimdi her şeyden önce bu ayda tatil ayları. Tatil ayları olduğundan dolayı herkesin tabii belirli bir gün Ramazanlıktan çıktık. Malumunuz okullar tatil oldu. Bu süreçte gerek devlet memuru olan arkadaşlarımız, gerek belirli bir kesimde çalışan olan kişilerin kullanmakta olduğu bir izinleri var. Bunlar kullanıldı. Artı bazı düşünceler de vardır, işte bir ayrımcılık. Ben onu sadece değildir, öyle değil, bir şey yok diye üstünü evet. Geçiyorum. Hani bunu teyit etmemdeki amaç öyle bir şeyin olmadığını ben de biliyoruz, hepimiz tasdikliyorum. Katılışı olmayan arkadaşlarımızın tatilde olmaları, izinde olmaları. Malum köyümüzde bir hasat dönemi de başlamıştır. Evet, evet. Hasat dönemi için. Biçin dönemi başladı artık yani. O yüzden gelemeyen arkadaşlarımız ondan dolayı gelememiştir. Yoksa öyle bir art niyet düşünen kimseyi zannetmiyorum. Değildi, köyümüzde acayip, çünkü bugüne şey kadar öyle bir düşünce olmamıştı. Hep birlik, beraberlik ve kardeşlik duyguları vardır. Böyle de olacağına inanıyorum. Teşekkür ederim. Tabii burada da sizin katkılarınız vardır. Olsun, ben tekrar yönetime, ben derneğe size teşekkür ederim. Teşekkür çok sağ olun. Ederim, sağ olun. Evet, Aslan Bey'in dediği gibi yine Hacıveli Köyü biliyorsun yıllardır birçok lehçeyi içerisinde taşıyan bir bölgemizdir. Kürdü, Lazı, Terekemezi, Kürdü hiçbir zaman ayırt etmeden insan gibi komşuluklar olsun, dostluklar olsun pekişmiştir. Güzel bir beldemizdir, güzel bir yerimizdir. Evet, başka programa gidiyoruz. Teşekkür ederim Aslan Bey, görüşürüz. Evet, yine eski dernek yöneticilerimizden burada. Hikmet Bey burada, Hikmet Bey masasına geldik şimdi. Hikmet Bey'in duygularını alalım. Geçenki dönemki aynı sistemi yine devam ettiriyorlar. Hikmet abim de burada. Efendim hoş geldiniz diyoruz. Efendim hoş geldiniz. Hikmet Bey'in duygularını alalım. Vallahi her şeyden önce şuradaki tüm misafirlerimize herkese teşekkür ediyorum. Özellikle sana teşekkür ediyorum.
Yönetime de teşekkür ederim.